Altay Danışmanlık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART Projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon 0539 697 34 62. Birbirine bağlayan yüksek hızlı tren müjdesini verdi. Ve biz Kütahya'yı bunca yatırımla buluşturan Sayın Başbakanımıza 10 Ağustos'ta Kütahyalılar olarak rekor bir oyla destek vermek zorundayız değerli arkadaşlar. AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, partisinin bayramlaşmasında yaptığı konuşmasında Başbakanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kütahya'ya hızlı tren sözü verdiğini, Kütahyalı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'a 10 Ağustos'ta sandıkta rekor oy vererek Cumhurbaşkanı seçmeliyiz açıklamasına MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık sert tepki gösterdi. MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, parti il teşkilatında bayramlaşmada yaptığı açıklamasında isim vermeden Hasan Fehmi Kinay'ı eleştirdi. Alim Işık, isim vermediği Hasan Fehmi Kinay'a bugüne kadar verdiğin sözlerin hangisi yerine getirildi dedi. Alim Işık sözlerine şöyle devam etti. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yine haramzade grubundan bazı yalanzadeler memlekette türedi. Oyu ver, hızlı treni kap gibi son derece ahlak dışı ve doğru olmayan ifadelerle Kütahyalı hemşerilerimi tehdit etmeye başladılar. Ben sadece Kütahyalı hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Bu sözleri söyleyenlerin size daha öncesi dönemlerde söylediği hangi sözün doğru çıkıp çıkmadığına bir bakınız. Bu sözleri söyleyenler yine önceki dönemlerde yaşadığımız seçimler öncesinde gelip Kütahyalı hemşerilerimize jandarma taburu yerinde kaldı, polis meslek yükseokulu yola çıktı geliyor diye söz verdiler. Memleketimizin güzel insanlarının helal oylarını aldılar ama haramzadelik yapmaya devam ettiler. Yine Seyit Ömer Termik Santrali ve Linyit Kömür İşletmesi'nin özelleştirilmesi öncesinde Kütahya'ya gelip pazarlamacılık yaptılar. Bunların satılması lazım dediler. Orada çalışan Kütahyalı hemşehrilerimizin hiçbirisinin işine bir zarar getirmeyeceğiz. Herkes çalışmaya devam edecek dediler. Ama bugün Ramazan mübarek ay öncesinde benim Kütahyalı 750 hemşerim kapının önüne kondu, işsiz Ramazan geçirdi. Onun için bu yalancıların, bu doğru sözü söylemeyi asla kendilerine yakıştıramayanların bu tür tehditlerine pabuç bırakma dönemleri geride kaldı. 12 yıldır bu memleketteki 100 bine yakın memleket evladının memleketi terk ederek başka illere göç etmesine sebep olanlar inanıyorum ki kendi vicdanlarında mahkum olmaya devam edeceklerdir. Modanın mekan gezegeni David People Cafe Food, Kütahya'ya yeni bir soluk kazandıracak, sosyal yaşamın merkezi olacak David People Cafe, çok yakında siz değerli Kütahyalılarla Atatürk Bulvarı'nda buluşuyor. İddialı tasarımı, geniş menüsü ve hızlı servisiyle gönüllerinizi ve damağınızı fethetmeye geliyor. David People, Kütahya'ya hizmet sektörüne dinamik ve yenilikçi bir anlayış getirecek. İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri ikinci etap satışları başladı. İkinci etap Aktaş Evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş Evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3+1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Ali Paşa Mahallesi, Sebil Erenler Caddesi, 5/1, Kütahya. Telefon 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık, Kütahya.